Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere evde nasıl şöyle güzel ciciş böyle kornişonlardan turşu yaparız. Baby salatalık ya bunlar bebek salatalıklardan. Nasıl turşu yaparız onu göstereceğim. Çok basit, inanılmaz lezzetli olacak. Önce ben daha önce bir su yıkamıştım ama şöyle göstereyim. Güzel büyük bir kabın içerisinde bunu güzelce yıkayacağız. Şöyle iyice yıkayacağız. Böyle tertemiz olacak. Bu ikinci su. İster 3 su yıka, ister 5 su yıka. Evet dostlar, yıkama işlemi bitti. Şimdi şu kenarında bakın şöyle küçük şeyler var ya, çiçek artıkları. Yani şöyle sap kısımları falan var. Şöyle bazılarının kenarları bozulmuş olabilir ama geneli çok güzel, ışıl ışıl. Onları şöyle kenarlarını alacağım. Çok basit bir işlem. Şöyle bunları temizleyeceğim. Ondan sonra bidona yerleştirme işlemine geçebilirim. Bakın şöyle yapıyorum uçlarını. Hem buradan daha güzel işler içinde sirkesi, tuzu. Tam böyle lokum olur. Şöyle hazırlayayım ben bunları. Ondan sonra cam kavanoza doldurma işlemine başlayacağım. Hadi bakalım bunları ben temizleyeyim bu arada. Dostlar kornişonları hazırladım. Saplarını, kenarlarını temizledik. Hanım da sağ olsun yardımcı oldu. Şimdi şurada içine neler koyacağız? Suyuna geçmek istiyorum. Şöyle bu yaklaşık 3 litrelik bir cam kavanoz. 3 litrelik cam kavanozu 3 yemek kaşığı salçalık tuz ekliyorum. Normal tuz eklemeyin. Çok lezzetli olmuyor. Bir kaşık şöyle şeker. Şöyle azıcık kaşığın ucuyla limon tuzu. Şöyle bir kaşık nohut. Şöyle bir de güzel sarımsak ekliyorum. Sarımsağı esirgemeyin. Sarımsaktan korkmayın arkadaşlar. Şöylesine sarımsak. Şimdi ne kadar sirke koyacağız? En çok merak ettiğiniz şey belki de budur. Sirke sizin damak tadınızla ilgili bir şey. İstersen hepsini sirkeyle yap. İstersen yarısını yap. Ben 3'te 1'ine sirke koyacağım arkadaşlar. 3 litre için yaklaşık şöyle 1 2 3 su bardağı sirke kullanıyorum. Gerisini hazır su kullanacağım. Çeşme suyu kullanmayacağız. Hazır suyla böyle çok daha lezzetli oluyor. Şimdi şu hazırladığım sirkeli karışımı şöyle güzelce bir çalkalayayım. Tatlar birbirine geçsin. O tuzumuz biraz erisin. Tuz da eridi. Artık içerisine turşularımı koyabilirim. Daha küçük baby salatalıklar var. Daha küçük. Şu boyda yaklaşık. Hatta şu boyda. Onlardan da olur. Büyük salatalıktan da olur. Böyle orta boy. Orta boy salatalıktan da olur. Bunlar zaten kornişon diye geçiyor. Şöyle içerisine kavanozunu koyuyorum. İsterseniz bu salatalık turşusunun içerisine acıdan hoşlanıyorsanız, eğer acı seviyorsanız şöyle bir yarım kilo kadar da süs biberi koyabilirsiniz. O zaman acı bir kornişon salatalık turşunuz olur. Ama tabii benim çocuklar küçük. Çocuklar da yiyeceği için içerisine acı koymuyorum. Şu da artsın. Biraz sonra buna karışık turşu yapacağım. Ne kadar turşu gitti bu 3 kilo 3 litrelik cam kavanozu? Yaklaşık ben 1,5 kilo almıştım işte. 1 kilodan biraz fazla salatalık alıyor içerisi. Şimdi geriye kalanını su ekleyeceğim. Şöyle bir iki tane de üstüne sarımsak koyuyorum. İki tane de. Kapatıyorum. Turşuları da biliyorsunuz hava almaması önemli olan. İşte bu. Şifa hazır. Hadi bakalım yapanlara afiyet olsun.